Herkese merhabalar. Yine bir artırılmış gerçeklik uygulamasıyla sizlerle beraberiz. Bu seferki artırılmış gerçeklik uygulamamız diğerlerinden birazcık daha farklı. Bu uygulama hazır bir uygulama. Yani sizin kendi artırılmış gerçeklik uygulamalarınızı oluşturabileceğiniz değil, bu uygulamanın içerisindeki artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanabileceğiniz hazır bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok bu uygulama okul öncesi dönemindeki öğrencilerimize ya da okul öncesi 1. ya da 2. sınıf gibi daha küçük yaştaki öğrencileriniz için daha doğrusu kullanabileceğiniz güzel hazır uygulamalardan bir tanesi. Quiver. Quiver uygulamasının her artırılmış gerçeklik uygulaması gibi hem bir web sitesi var. Bununla birlikte bir de hem iOS hem de Android'lerde kullanabileceğiniz aplikasyonu uygulaması yer alıyor. Quiver uygulamasının içerisindeki hazır olan resimleri indirebilmek için öncelikle quiver.quivervision.com adresine giriş gerçekleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra bakın şu yukarıda Coloring Pack dediği bir kısım var. Coloring Pack kısmında indirebileceğiniz resimleri görebilirsiniz. Bu resimlerin çıktısını alacağız. Öğrencilerimize bu resimlerin çıktılarını boyattıktan sonra Quiver uygulamasını kullanarak bunların 3D olarak nasıl görüntüleneceğini videonun en başında da yer aldığı şekilde göreceğiz. Şimdi bunlardan üzerinde paid yazanlar, ücretli olanlar, isterseniz belirli bir ücret ödeyerek bunları alabilirsiniz. Ya da şurada free olarak geçenler ise ücretsiz olarak alacağınız uygulamalar. Ben hemen şurada starter diye bir tane var. Bunun üstüne tıklıyorum. Bakın bunun üzerinde 1, 2, 3 tane uygulama var. Bunların çıktısını alabilirsiniz. Bunların çıktısını alabilmek için View and Download kısmına tıklamanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi hatta demosu da yer alıyor. Nasıl göründüğüne dair bir uygulama da var. İsterseniz indirmeden önce bunu da görüntüleyebilirsiniz. Bakın yapacağı şey bu. Öğrencileriniz boyamasını gerçekleştirdikten sonra istedikleri renklerde bu uygulamayı tuttuğunuzda kağıdın üzerine hangi renkte boyadıysa öğrenciniz o image otomatik olarak 3 boyutlu hale geliyor ve bu 3 boyutlu halde de daha keyifli aslında öğrencilerin için daha keyifli bir hal alıyor. Bununla birlikte burada kullanabileceğiniz farklı hücre modelleri ve benzeri modeller de var. Mesela şurada bir tane hücre modeli var gördüğünüz gibi. Burada da eğitim modelleri var. Mesela şurada bir tane plant hücre ya da animal cell yer alıyor. Yani bitki ve hayvan hücreleri yer alıyor. Bunları mesela çıktılarını alıp boyatıp daha sonra 3D şeklinde yapabilirsiniz, gösterebilirsiniz. Keza bakın şurada yer aldığı gibi. Ben birazdan uygulamanın birkaç tanesini göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi bir tane volkanik patlama, 3D hücre. Bunlar hazır olarak geliyor. Hazır bir şekilde yapmanız gereken tek şey istediklerinizin herhangi bir tanesini download deyip isterseniz demosunu izleyip download coloring page demek. Bunları size PDF dosyası şeklinde veriyor. Bundan sonra artık bunu sadece çıktısını almak kalıyor aslında. Bunda yukarıdaki kullandığınız tabi PDF okuyucunuza bağlı olarak değişecek ama isterseniz CTRL-P tuşuna basarak ya da şuradaki yazdıra basarak yazdırabilirsiniz. Şimdi bunu yazdırdıktan sonra bir çıktı olarak alacağız ve bu çıktıyı uygulamayı da kurarak uygulama üzerinde kullanacağız. Peki hangi uygulamayı kullanacağız? Hemen biz mobil cihazımıza geri dönüyoruz ve mobil cihazımızdan uygulamayı indiriyoruz. Mobil cihazımızdayız. Şimdi uygulamamız sağdaki Quiver uygulaması. Quiver uygulamasını hem Android Store'larınızdan yani Google Store'larınızdan hem App Store'larınızdan indirebilirsiniz. App Store'a giriyorum. Yukarıya Quiver yazdım bakın. Hemen en başta gelen Quiver 3D Coloring App benim uygulamamın kendisi. Bunu sağ tarafta normalde ben daha önce indirme işlemini gerçekleştirdiğim için indir diye bir kısım yok. Ama sağ tarafta indir diye bir kısım olacak. Siz oradan indirip kurmanız gerekiyor. Ben direkt buradan aç diyorum. İsterseniz uygulamanıza bakın şuradan da ulaşabilirsiniz. Ben daha önce açık bıraktığım için uygulamayı şöyle kapatayım ki nasıl giriş yapıldığını fark edin. Quiver uygulamasına giriş yapıyorum. Sayfaları yüklemesi biraz zaman alabiliyor. Şimdi sayfaları yüklüyor. Bunu bekleyeceğiz. Sayfaları yüklemesi tamamlandı. Uygulamada
çıktı aldığımız materyallerimizi okutacağımız kısım şu ortadaki kelebek kısmı. Bakın şu kelebeğe bastığımızda yine scan edecek bir kısım geliyor. Ben daha önce çıktılarını almıştım size gösterebilmek için. Hemen uygulamayı şöyle görebiliyoruz. Gördüğünüz itibariyle şöyle hatta sesini de biraz açayım. Birkaç yeri ben daha önce boyamıştım. Boyadığım kısımlar renkli görünüyor. Şu mesela solucan gördüğünüz gibi. Yine gagasını boyamıştım. Diğer kısımlar ise renksiz görünüyor. Boyama gerçekleştirdiğiniz sürece o boyamasını gerçekleştirdiğiniz kısımlar yine renklenecektir. Benzer şekilde ben şöyle bir uygulama daha almıştım mesela. Şöyle bir uygulama almıştım. Bu uygulamada da üst kısma bir yazı yazabiliyorsunuz. Alt kısımda ise fişekler var. Yine bu uygulamayı okuttum. Hemen şöyle tam hale getireyim. Evet, okuttuğunuzda gördüğünüz gibi uygulamayı otomatik 3 boyutlu artırmış gerçeklik uygulaması haline getiriyor. Burada güzel uygulamalardan bir tanesi etkileşimli. Şu fişekleri görüyorsunuzdur. Sesini açayım birazcık. Evet, fişekler hareketli hale geliyor. Yine size gösterdiğim biraz önceki uygulamalardan bir tanesi var. Şurada sanırım altta kalmış. Şurada. Bu da bir bitki hücresi uygulaması. Yine bu bitki hücresinin uygulamasında da boyadığınız kısımlar renkli olarak çıkacak. Gördüğünüz gibi bitki hücresi uygulamasının güzel kısmı şu soru işaretlerine bastığınızda organelin adının ne olduğunu mesela gösteriyor. Mesela organelin tam şu ortasını ben siyaha boyayayım. Siyah boyadım. Yeniden ana sayfaya geri dönüyorum. Yeniden taramasını istiyorum. Gördüğünüz gibi tam ortasındaki çekirdek kısmı siyah hale geldi. Bu şekilde mesela çalışma kağıdı olarak da kullanabilirsiniz bunları. Yukarıda çalışma kağıdında bakın yazı yazılacak yerler var. Yine buradaki soru işareti kısımlarından mesela öğrencilerinize organellerin ne olduğunu hem gösterebilirsiniz hem de bunları soru olarak da yazdırabilirsiniz. Bu da güzel uygulamalarından bir tanesi. Q'yu verin. Yine buradan yukarıdaki home işaretine basarak çıkıyorum. Paketler yine burada yer alıyor. Bu paketlerden isterseniz farklı uygulamaları da, ücretsiz uygulamaları da mesela buradan indirebilirsiniz. Şimdi uygulamadan çıkıyorum ben. Gördüğünüz üzere kullanımı oldukça kolay olan ve küçük yaşlardaki öğrencileriniz için kullanabileceğiniz, onları eğlendirecek uygulamalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.